أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنبنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا وكرة عيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Allah-u Teala Celle Celaluhu evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde güzel bir şekilde kılmalarını ve bizlerin de vaktinde bu namazlarımızı kılarak huzura varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala Celle Celaluhu siz güzel insanlardan ebeden razı olsun. Ve inşallah bizleri cennetinde cemaliyle beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sofrasında buluştursun. Amin. Aziz kardeşlerim, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize buyuruyor ki sizden herhangi biriniz güzel bir abdest alıp kurallarına uyup sonra da dönüp kıbleye karşı hafif böyle yüzümüzü de semaya doğru çevirerek yani hafif yukarıya doğru bakarak Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse Allah-u Teala Celle Celaluhu o kimseye 8 cennet kapısını açar buyuruyor. 8 cennet kapısını açar ve ona İstediğin kapıdan, istediğin cennetin efendim kapısından içeriye gir diye buyurulur. Allahu Ekber. Bunu yapmak çok kolay. Böyle bir müjdeyi efendim insan hem kendisi hem etrafındakilere anlatmalı ve yapmaya çalışmalıyız. Orada bir vahdehu la şerike leh var. Ekleyebilirseniz ekleyin, ekleyemezseniz de kelime-i şehadeti söyleyin. Yeterlidir Allah'ın izniyle. Yani abdestinizi bitirdiniz, döndünüz kıbleye karşı, hafifçe şöyle göğe doğru bakıyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Yani ben şehadet ederim, ben inanırım. Ben şunu şey efendim gönlümden söylüyorum ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O efendim Allah birdir, tektir ve o Allah Teala Celle Celaluhu'yu efendim öyle bir şekilde kabul etmişim ki onun hiçbir şeriki ortağı olamaz. Allah'ımın yeri efendim bir başkadır. Kainatın yegane sahibidir. Allah'tır bu Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinde yine şehadet ediyorum, iman ediyorum ki o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bize göndermiş olduğu bir kul, bir de
elçi, Allah'ın Resulü, liderimiz izinden gideceğimiz tek bir önder Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ben şimdi bunları böyle söylüyorum ama içimizde öyle bir coşku var ki biz bunları kelimelerle ifade edemeyiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu imanımızı efendim tazeliyor. Bu cennetin anahtarı oluyor. Onun için sık sık söylemek lazım. Rabbim son nefeste de söylesin inşallah. Böyle söyleyerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzura varabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Dostlar, 8 cennetin kapısı açılır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennette biliyorsunuz 8 cennet kademesi vardır, derecesi vardır. 8 tane cennet vardır. Efendim, bunlardan hangi birisinden istersen içeriye girebilirsin diye müjde var. Sadece arada bekleyen nedir? Ölümümüzdür. Rabbim imanla gitmeyi nasip eylesin. Ondan sonra bu dünyayı artık bay bay. Yeter, çok sıktın beni be. Çok sıktın beni. Efendim, imtihanlarım çok büyüktü ama elhamdülillah başardım. Rabbim diyebilmeyi nasip eylesin. Evin derdi ayrı, işin derdi ayrı, sokağın derdi ayrı, ülkenin derdi ayrı. Efendim, pahalılığın derdi ayrı, ayrı da ayrı. Yani dolayısıyla bunların bir güzel bir şekilde biteceği günü Rabbim şehadetle varacağımız günü bize göstersin inşallah. Hani diyor ya büyüklerimiz, sen dünyaya geldiğin zaman ağlıyordun, etrafındakiler gülüyordu. Allah'ın hikmeti, hakikaten çocuk dünyaya geldiği zaman böyle ağlayarak gelir. Diye bağırıyor, çağırıyor ama etrafındakiler gülüyorlar. Oo, müjde oğlumuz oldu, müjde kızımız oldu. Annesi sağlıklı mı falan, o da iyi elhamdülillah deyip böyle onlar birbirlerine müjde veriyorlar ama sen sanki bu dünyanın efendim çilesini mi görüyorsun, ne yapıyorsan ağlayarak geliyorsun. Fakat öyle bir kulluk yaşa ki, öyle bir güzel efendim Allah-u Teala'ya yanaş ki, öyle bir Allah-u Teala emirlerini getirip de efendim güzel bir insan ol ki sonunda giderken, Allah-u Teala'ya varırken etrafındakiler ağlarlar ama sen gülerek gidersin inşallah. Bu sefer ağlaman Allah'a varırken gülerek olsun. Yani ağlamamız değişsin, gülmeye inşallah dönüşsün. Rabbim nasip etsin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki kim 5 vakit namaza efendim dikkat ederek rükûlerini, secdelerini devam ederse, 5 vakit namaz bizim olmazsa olmazımız, Allah-u Teala Celle tarafından hak bir emir olduğunu da kabul ederse, vakitlerine de dikkat ederse Allah-u Teala onu cennetine koyar buyurur. Allah katında en sevimli amel vaktinde namazı kılmaktır. Bunu inşallah ölünceye kadar bırakmayacağız. Sözümüz var Allah'ımıza. Allah'ımız da bizden bu kulluğu görmek istiyor. 5 vakit namazımızı devam ettirelim. Efendim Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirelim. Böyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler, dediler ki 5 vakit namazı kılacağım, orucumu tutacağım. Bundan başka bir şey, gücüm yeterse hacca giderim, zekatımı veririm ama gücüm yetmezse bu da olmaz. Allah'ıma inanmışım, bunları yerine getirmişim. Efendim, ben cennete girer miyim? Evet, girersin. Biz de aynı şekilde. İslam'ın emirleri fazla aşırı değil dostlar. Yani şöyle günde insan 24 saatine bir saat namaz için veremez mi yani? Verir. Hem de bunu zevkle veririz, keyifle veririz. Allah çağırıyor bizi. Bu bir erdemdir, bir şereftir, bir kalitedir. Allah-u Teala herkesi kabul etmiyor huzuruna. Adam efendim böyle milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, neyse efendim dünyanın her türlü insanı kabul ediyor. Oralara gittiği için de böyle efendim millete karşı da hava atıyor. Akşam şununla beraberdim, efendim dün şuradaydım falan diye. Fakat namaz için kainatın sahibi
Hazreti Allah Celle Celaluhu huzuruna varamıyor. Ondan hiç bahsedemiyor. Hiç duyamazsın öyle bir konuşma. Sabah namazında Fatih Camii'nde dedim. Efendim geçen gün Eyüp Sultan'a gittim. Eyüp Sultan Camii'ndeydim. Ve efendim geçenlerde yine Ayasofya Camii'ne gittim. Ecdadımıza dua ettim. Şimdi bize efendim bu Ayasofya'yı kazandıran Cumhurbaşkanımıza Tayyip Bey'e de dua ettim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sıhhat afiyetler versin. Allah başımızdan eksik etmesin diye dualar ettim. İşte bunları anlatabiliyor muyuz? Önemli olan bunlar. Yok tırışkadan bir adamın yanına gitmiş. Neymiş efendim adam şöyle ağır abimiz bilmem neymiş. O da meniden yaratıldı. Atılmış bir sudan yaratıldı. Kokmuş bir sudan. Sen de aynı şekilde ne yani? Onlar değil. Önemli olan sahibin sana bu kadar nimetleri döken Allah-u Teala'ya efendim dönüşün nasıl? Onunla irtibatın nasıl? Ya nankörlük yapma. Nankörlük yapma. Allah'tan kork. Ya ufacık bir iyiliğin karşısında teşekkür ediyorsun. Allah'ın verdiği iyilikler bu kadar dökülen nimetler saymakla bitiremezsin. Cenab-ı Hak size huzuruna çıkmadan olur mu? Rabbim hepimizi affeylesin, bağışlasın ve çocuklarımızla beraber torunlarımızla şöyle camiye gidip de meleklere selfie yaptırmamızı nasip eylesin. Melekler fotoğraflıyor. Onlar yarın ahirette çıkacak karşımıza inşallah. Evimizde anne kızıyla beraber örtüler güzel, kıbleye dönmüşler. Kur'anlar, namazlar, abdestler. Oh! Rabbim böyle bir güzel tabloyu nasip etsin bize inşallah. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bize, aman dikkat edelim bu noktada büyük bir müjde var yine. Namazlardan sonra, her farz namazından sonra bir insan 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derse bunlar 99 eder buyuruyor. Yüzüncüsünde de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir deyip de bunu yüze tamamlarsa Allah Celle Celaluhu o kimsenin deniz köpükleri kadar da olsa günahlarını bağışlar buyuruyor. Yani günahlarınız böyle efendim denizlerin bazen böyle kabardığında, dalgalandığında büyük bir köpükleri oluyor böyle. Senin de dağlar kadar böyle günahın olsa Allah Celle Celaluhu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir tesbihatı sayesinde onları bağışlıyor. Her namazda böyle. Arada çıtır yaptığımız hatalarımız olabiliyor. Diğer namaz efendim bizi kurtarıyor. Diğer namaz böyle gide gide Allah'ımızın huzuruna tertemiz, günahsız gitme şansımız var. Elhamdülillah. Rabbim nasip eylesin. Yani hedef bu. Allah'ın rızasını kazanmak. Gayemiz Allah'ın huzuruna tertemiz varabilmek. Rabbim nasip etsin inşallah. Beşeriz, kuluz, hatalıyız. Efendim hele şu kirli olan dünyada kirlenmeden kalmak da çok zor. Yani yolda gidiyorsun, çamur varsa illa bu çamur sizin efendim pantolonunuza sıçrıyor, işte çarşafınıza sıçrıyor. Bir şey oluyor yani her halükarda. Dolayısıyla Rabbim hepimizi bu çamur sıçrayan çamurlardan hem kayırsın, kurtarsın, hem bu çamurları efendim tesbihatlarıyla, namazlarıyla pırıl pırıl yapsın, tertemiz etsin inşallah. Üstadımız rahmetli Emin Saraçya'mız derdi ki zikir, insan zikir yaparken tabii ki sayılarını fazla dikkate almadan tesbihlerini çeker durur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber dediği için buralarda dikkate alın buyururdu. Yani onu 32'ye de indirmeyin derdi. 31'e de efendim indirmeyin. Veya 34'e, 35'e de çıkarmayın. Onun için tesbihlerimiz var ya bir sayılı. O yüzden dikkat ederiz. Elimiz böyle efendim tesbihe baksın şey gözlerimiz. Elimiz giderken Subhanallah. Tam şöyle. Çabuk söylemenin bir anlamı da yok. Subhanallah. Zevk alalım bundan. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Bunları efendim
yapa inşallah Mübhanallah bizim terazimizi mahşer günde sevaplarla dolduracak. Hiç unutmuyorum, üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz rahmetli oldu artık. İnşallah Rabbim cennette buluştursun kendisiyle. Derdi ki, bir sohbetinde anlatmıştı. Davud Aleyhisselam'a Allahu Teala Celle Celaluhu mahşerdeki bir peygamber olduğu için mahşerdeki insanların sevaplarının tartılacağı o günkü teraziyi gösterdi. O terazi o kadar büyük ki efendim onun dehşetinden Davud Aleyhisselam düştü, bayıldı. Sonrasında efendim ayılınca ya Rabbi dedi, Allah'ım bu teraziyi sevapla nasıl doldurur ki bir kul? Bunun üzerine Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki ya Davud, benim kullarımdan ahir zamanda insanların bozulduğu dönemde günde bir kere Allah'ı hatırlamayan, la ilahe illallah bir kere demeyen insanların döneminde bir kulum bir kere Sübhanallah dediğinde, bir kere Elhamdülillah dediğinde, bir kere Allahu Ekber dediğinde, bir kere la ilahe illallah dediğinde ben bu efendim teraziyi sevapla doldururum buyurdu. Bunu da haber verdi Davud Aleyhisselam bize. Ahir zaman ümmetiyiz. Bunlar unutuldu. Çoğu insan namazdı, tesbihti vesaire, namazı kılsa bile böyle sanki tavuk yer diyem toplar gibi tık 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 efendim çabucuk kılıyor. Sonra tesbih, dua falan bunları efendim ihmal ediyor, çekiyor gidiyor. Aman yapmayalım bunu. Bunlar bizim için efendim kayıp değildir. Tam aksine ahiret kazancıdır. Ebedi bir yatırımdır. Rabbim bu yatırımları çoğaltarak gidebilmeyi, huzura varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Sohbetimi bitirirken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir müjdeli haberiyle efendim sizi baş başa bırakıyorum. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Her bir dinlediklerimizi uygulamayı da nasip eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El müslimu ehul müslim la yadlimuhu ve la yüslimuhu. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız da bırakmaz. Yani Müslüman, efendim, bilsin ki yeryüzünde ne kadar Müslüman kardeşi var? 1 milyar 800 milyon. Yani biz bu kadar kardeşiz elhamdülillah. Rabbim birleşmeyi aynı çatı altında, aynı bayrağın altında, aynı halifenin altında toplanmayı da nasip eylesin ki bizim Türkiye'mize bu yakışır Allah'ın izniyle. Rabbim bütün 1 milyar 800 milyon kardeşle beraber dünyaya efendim karşı kolaya koyabilmeyi de nasip etsin inşallah. İşte o zaman diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman Müslüman kardeşine zulmetmediği gibi, haksızlık yapmadığı gibi onu yalnız da bırakmaz. Bütün dünya Müslümanları birleşir ve kardeşini korumaya çalışır. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. İhtiyaçlı bir kimse var, sizin kapınıza geldi ve siz onu duydunuz. Gidin onun ihtiyacını görün, bilin ki bu karşılıksız kalmıyor. Cenab-ı Hak devreye giriyor bu sefer. Kulum, sen efendim kardeşin ihtiyacını gördün, ona merhamet ettin, ben senin ihtiyacını göreceğim şimdi. Senin ihtiyaçların efendim şimdi listele, onları bana söyle, ben onun ihtiyaçlarını göreceğim. Kesinlikle Allah-u Teala Celle Celaluhu böyle bir ikramda bulunuyor. Ve diyor ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntısından bir sıkıntısını giderir. Kıyamet sıkıntısından bir sıkıntısını giderir. Ve kim Müslüman kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da o kimsenin kıyamet gününde ayıbını örter. Cenab-ı Hak Celaluhu bizlere bu noktada yardım eylesin. En güzel bir şekilde uygulamayı, bu güzel müjdeli hadis-i şerifi de nasip eylesin. Tekrar ifade edecekse olursak, kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Müslüman kardeşinin tabii önemli olan burada,
isim aynı kandan, aynı candan olan kardeşlik değil. İslam kardeşliği. Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Ve Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah kıyamet gününde onun ayıbını örter buyurdu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Sonumuzu hayır getir ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Onlardan dünyada ahirette gülmeyi nasip eyle. Allah'ım ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Zarar vermek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Oyunlarını kendi başlarına çevir Allah'ım. Ya Rabbi ekonomik yönden de rahatlamayı nasip et ya Rabbi. Helalinden nasip eyle. Harama bulaştırma, faize, kredilere bulaştırma ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanike Allahumma ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bilhassa bütün ölmüşlerimizin, imanlı geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.